MediaMarkt Uğur Meleke ile futbolu sunar. Osmanlıspor bir dönem Serdar Gürler'in de sakatlığının etkisiyle önemli bir ritim kaybetti ve yukarıya doğru çevirdiği çizgisini bir anda duraksattı. Sonra Serdar Gürler döndü. Santrfor pozisyonunda bir türlü ideali bulamamışlardı. Çikaleşi'nin geçen yıl Akisar'da yakaladığı formu Osmanlı'da yakalayamadığını görüyoruz. Mehmet Battalı soktular. Bir tane de Karabük galibiyeti alır. O Karabük galibiyetle beraber bir enerji toparlandı. Geçtiğimiz hafta yine bir puan kazandılar. Yani Osmanlı eskiye göre defansif olarak daha tutarlı. Orta sahada daha tutarlı. Hücumda sadece hala bir yaratıcılık sorunları var. Hala bir santrfor sorunları var. Ve sezonu bu şekilde kümede kalarak bitirmeye çalışıyor. Biraz gol yükü hala Serdar Gürler'in sırtında. Gol yükü Serdar Gürler'in sırtında olduğu için Fenerbahçe'nin de beklerinin daha dikkatli olması gerekecek. Artık Şener Hasan Ali muhtemelen son hafta orada onlar oynuyor. Serdar Gürler hangi kenarda olursa, hangi kenarda oynarsa ona karşı biraz dikkatli olmaları halinde muhtemelen Osmanlı hücum kanallarını kapatma ihtimalleri var. Ki geçtiğimiz hafta Kayseri karşısında aslında yine kenardan Mendes'le Varela ile hücum etmeye çalışan bir takıma karşı açık vermemişlerdi. Hatta maça Deniz de kenarda başlamıştı. Fenerbahçe Kayseri'ye karşı çok erken golleri buldu. Sezonun belki en rahat maçını oynadı. Sezonun en rahat maçını oynaması Soldado'yu da kazandırdı. Çünkü Soldado'nun varlığının Fernanda'ya göre şöyle bir farkı var. Soldado oyuna daha fazla katılıyor. Daha fazla pas trafiğinde bulunuyor. Daha fazla asisti seviyor. Böylece Fenerbahçe'nin ön taraftaki kalite zafiyetini biraz halletmiş oluyor. Çünkü Mehmet Ekici yok sahada. Valbuena yok. Sadece Julian üzerinde kalıyor. Beceri zorunluluğu, beceri yükü. Soldado biraz o beceri yükünü üstlendi. Biraz paylaştı. Muhtemelen de Fenerbahçe'nin zaten kalan 7 haftada bu beceriye ihtiyacı olacak. Çünkü Beşiktaş'ın, Başakşehir'in, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin fikstürlerine baktığımız zaman üst grupla oynamayan tek takım Fenerbahçe. En zorlu maçı şu an lig 7.'si olan Sivas'la. Geri kalan bütün rakipleri ligin ikinci yarısında kalan, 9.'luğun altında kalan takımlarla. Hatta kalan 7 rakibinin ortalama pozisyonlarına baktığımız zaman 13.'lük çıkıyor. Yani hep dipteki işte Konya var, Karabük var. Hep onlarla oynayacak Fenerbahçe. Böyle takımlarla oynuyorsanız topa sahip olmak zorundasınız. Oyuna hükmetmek zorundasınız. Sahaya mücadele, efor elbette koyacaksınız ama sahaya kalite koymak da zorundasınız. Geçtiğimiz hafta Kayseri karşısında Soldado'nun kendini bulması, sonra hafta içinde işte otizmli bir tenisçiye karşı verdiği o sosyal sorumluluk mesajı, güzel mesaj, onunla tenis oynaması. Yani biraz böyle spottan ona dönmüş olması bence Soldado iyi hissetmiştir. Çünkü kariyeri boyunca spotların üzerinde olduğu bir oyuncuydu. Fenerbahçe çok geri planda kalmıştı. Tekrar sezonun bitimine doğru ön plana çıkmış olması, Soldado'yu kazanması açısından Fenerbahçe için avantaj. Aykut Kocaman belki Mehmet Ekici ve Valbuena'ya dakika verebilir. Vermesi lazım. Kalan 7 haftada diğer 3 rakibine karşı geride Fenerbahçe ve tek şansı kazanmak. Yani bir maçı kaybettiği anda tribünleri de kaybedebilir, kamuoyunu da kaybedebilir. Tek şansı kazanmak olduğu için oynamak zorunda. Oynamak için de kaliteli oyuncu kullanmak zorunda. Bence Fenerbahçe'nin bu kez Ekici'ye, Valbuena'ya dakika vereceği bir maç olacak diye düşünüyorum. MediaMarkt'ın size bir sorusu var. Bu soruyu doğru yanıtlayan iki kişiye sürpriz hediyeleri olacak MediaMarkt'ın. Soru şu: eğer bu sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid olursa, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 3 şampiyonluk alan kaçıncı takım olacak Real Madrid? Cevabı biliyorsanız nasıl yanıtlayacağınız videonun altında. MediaMarkt Uğur Meleke ile futbolu sundu.